Evet sevgili seyirciler, sıradaki konuğumuz diş hekimi Suzan Yavaşçı stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz Suzan Hocam. Hoş bulduk. Hocam son yıllarda tıbbın her alanında gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor. Eminim ki diş hekimliğinde de aynı paralelde gelişmeler oluyordur. Yeni cihazlar, yeni tedavi yöntemleri. Önce biraz bundan bahsedelim. Özellikle de Türkiye dünyaya göre neredeydi, nereye geldi? Biraz önce bundan bahsedelim. Tabii. Şimdi bir kere çok övünerek söylemeliyim ki Türkiye'de Türk diş hekimleri hakikaten dünyaya paralel, hatta bazı alanlarda emek ve sanatın, zanaatın getirdiği alanlarda çok daha öndeler. Son 10 yılda bütün dünyada da Türkiye'de de çok fazla değişiklik oldu. Yani önceden konservatif tedaviler, geleneksel yöntemler kullanırdık biz. Sonra bir baktık ki dijital dünyanın içine biz de düşmüşüz. Yani dijital tarama teknikleriyle ölçü almadan diş yapımı olsun, yine dijital tekniklerle, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler olsun. Bunlar çok büyük kapılar açtı bize. Eskiden hastalar böyle acil tedaviler için gelirlerdi. Kırıklar, diş çürükleri, ağrılar, diş eti kanaması. Bunları tedavi edin derlerdi. Biz onlara hani bakın bir de şöyle bir estetik uygulama yapabiliriz diye yardımcı olmaya çalışırken artık insanlar tabii bu selfie denen sosyal medyanın nimetiyle birlikte kendilerini daha fazla görmeye, daha fazla göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da güzellik ve benlik algısı çok arttı. Herkes artık hastalar kapıyı çalıyor, kendi teşhislerini koymuş bir şekilde kendi beklentileriyle geliyorlar. Yani diyorlar ki işte benim şu bölgemde şöyle bir estetik uygulama istiyorum. Artık bizim onu yönlendirmemize gerek kalmadı. Gerçekten çok değişti. Çok daha kısa sürede çok daha optimum tedaviler yapabiliyoruz. Herkes güzel kocaman gülüşler istiyor. Kesinlikle. Çünkü güzellik bir bütün ama gülüş de dünyaya açılan kapısı yüzümüzün. Yani böyle bir vizyon yaratıyor hepimizde. Herkes de dinamik yani. Hayatın içerisinde sosyal yaşıyor. Evet. Ve ilk bakılan yerde de güzel bir gülüş var. İlk intiba çok önemli. Çok. İlk intiba bütün ilişkilerde %60'lık bir önem arz ediyormuş. Doğru, haklısın. Uzun vadede olumlu ya da olumsuz haklısın. Yönde. Haklısın. İlk intibada da en önemli şey tabii yüzümüz. Ve yüzümüzün içinde gülüşümüz. Son yıllarda gülüş tasarımı diye bir terim ortaya çıktı. Gülüş tasarımı, gülme tasarımı, gülme estetiği. Doğru. Bu terimi biraz açar mısınız bize? Şöyle gülüş tasarımı aslında bir bütün ama kişiye özgü bir bütün. Yani şudur diye net bir tanımı yok. Basit bir diş beyazlatma genç bir bireyde gülüş tasarımı denilebilecekken daha ilerleyen yaşlarda önce diş eksikliklerinin implantlarla giderilip onların üzerine bizim işte porselen imex fenerler dediğimiz sistemlerle bir takım estetik çalışmalar yapmamız o da bir gülüş tasarımı. Yani o kadar çok parametresi var ki bu tasarımın. Yani geniş bir yelpazede yer alıyor aslında. Yani bir pembe estetik dediğimiz olgu var. Diş eti çok fazla görünen bireylerde onu biraz yükseltip beyaz alanı artırdığınızda o da bir tasarım aslında. Yani diş eti tedavisi için ne yapıyorsunuz daha ziyade? Ne öneriyorsunuz? Şöyle diş etindeki sıkıntının boyutuna bağlı. Yani diş eti kanamasıyla eşlik eden gingivitis dediğimiz basit problemlerden yola çıkında periyodontal periyodontitis dediğimiz dikey kemik kaybının da eşlik ettiği daha ağır vakalar var. Bunların her birinin farklı tedavileri var. Ancak hani bu estetik yönden baktığımızda diş etinin çok fazla göründüğü gam ismal vakalarında bir iki bir şey var tabii yaptığımız. Öncelikle gingivektomi dediğimiz diş eti seviyelendirme ile dediğim biraz önce söylediğim beyaz alanı artırıp gülme hattını daha düzgün orantılama. Daha ileri vakalarda da sizin de çok iyi bildiğiniz botulinum toksinini buralarda uygulayarak yani botoks uygulamalarıyla gülüş hattını biraz indirme yerine kaldı. Tabii oluyor. Ki elbette. Hı-hı. Elbette. Bunlar kombine de uygulanabiliyor tabii Hı-hı. ki. Hocam biraz da ortodontik tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Bunun belli bir yaşı var mı yoksa sadece çocuklarda mı görünür? Biraz ortodontik tedavilerde aslında genellikle herkes çocuğunu götürdüğü Hı-hı. için öteden beri çocuk tedavisi olarak bilinir. Aslında hiç öyle değil. Hele şimdiki yeni demin bahsettiğimiz dijital tekniklerden sonra yeni şeffaf plak sistemiyle birlikte erişkinlerde her yaşta uygulanabilen ve her yaşta dişlerin hareket ettirilebilip sonucun çok düzgün bir arkla bittiği tedavi şekli var. Yani dolayısıyla yaş aralığı diye bir şey kalmadı. Yani artık. Çocukken tedavi alamamış. Tabii ama ki. Ama ileride buna tabii devam ki. Edebilir. Tabii ki. Yani belli dönemlerden önce çok fazla önemsenmezdi ağız diş sağlığı ve bakımı. Çapraşıklık sonrasında da devam ederdi. Ama şimdi artık teknik o kadar ileri ki. Yani bir de şu var. Hastaların gündelik hayattaki sosyal durumu, duruşu, konumu da bazen tel uygulamalı ortodontik tedaviye müsait olmayabilir. İşte bu Invisalign dediğimiz şeffaf plakla ortodonti sisteminde hiçbir şey görülmediği için hasta hem çok rahat
hem bu tedavi rahatlıkla uygulayabiliyor. 8-10 ay içerisinde de bakıyorsunuz ki finişte çok güzel bir netice elde etmişiz. Yani hocam hem tellerden kurtulduk hem de 8-10 ay dediniz. Tabii süre çok önceleri kısa. Mesela tabii. Bütün bir ergenliği diş teliyle geçiren akranlarımız vardı. Hala şimdi çocukluk çağında o tür tedaviler uygulayabiliyoruz. Yani çünkü şeffaf plak tedavisi de işte küçük çocuklarda bazen kullanım zorluğu, yani kayıp etme falan gibi şeyler olduğunda tel tedavisi var ama biraz dediğiniz gibi uzun. Ama erişkindeki tedavi çok daha kısa süreli, böyle sıkıştırılmış program gibi düşünelim. Peki çocuklarda özellikle annelerin çokça rahatsız olduğu bir konu uzun dönem emzik emme, biberon emme veya kalen ısırma. Bunlar gerçekten ortodontik bozukluklara sebep oluyor mu? Oluyor. Ne yazık ki oluyor. Kronik bir şekilde devam eden alışkanlıklar olduğu için ilerleyen döneme kalıcı dişlerin diziliminde sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü çocuklarda kemik gelişimi de daha çok yeni olduğu için kemik içerisindeki teşekkülde yerleşim değiştiği için çene arkında çapraşıklıklar olabiliyor. Ön ileri itim vakaları olabiliyor. Muhakkak zamanında onlara müdahale etmek lazım. Evet. Hocam sizin de az önce belirttiğiniz gibi artık dijital teknoloji diş hekimliğine de girdi ve ülkemizde de bunu çok üst düzeyde çok sık kullanmaya başladık. Evet. Bunun bir diğer getirisi olarak da yurt dışı hastalarınız epey artmıştır. Tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi diş hekimliğinde de yurt dışı vakalar çok arttı. Doğru. Burada şunu merak ediyorum. İmplant tedavileri, çok sık uyguladığınız tedaviler mi ya da ne zaman uyguluyorsunuz? Çünkü sürekli duyuyoruz yurt dışından gelip Türkiye'de implant tedavisine kadar bütün sağlık problemlerini halleden hastalar var. Doğru. Şimdi implant tedavisi artık hani başlangıçta edindiğimiz o ilk intiba diyoruz da başlangıçta zor bir cerrahiymiş gibi görülse de aslında kibar bir cerrahi ve kolay bir cerrahi. Yani normal bir diş çekiminden çok daha az travmatik bir cerrahi. Gerçekten herkesin çok korktuğu bir işten. Hayır, aslında hiç gerek yok. Normal bir azı dişinin çekimini düşündüğünüzde kimi zaman o çok daha travmatik olabiliyor. Hı-hı. Çünkü hastalıklı bir dokuya sahip olan dişi kemiğinden çıkarırken verdiğiniz travma boş bir kemiğe hazır yerleştirilmiş bir implantın yaratacağı travmadan çok çok daha fazla. Yani implant cerrahisi kimi zaman bir implantın yerleşmesi 3-4 dakikayı geçmiyor hazır alanda. Dolayısıyla hani implant işlemleri demin de bahsettiğiniz yurt dışından gelen hastalar için de aslında konfor. Çünkü genellikle panoramik radyografileri ve tomografi bilgileriyle geldikleri için biz önceden onun planlamasını, indikasyonunu yapıp her şeyi halletmiş olduğumuz için geldiğinde hazırlanıyor. Bir de guide sistemi dediğimiz sistemler var. Onlar da yine yeni teknikler. Rehber sistemlerle kimi zaman doku hiç ajite edilmeden, açılmadan o guide rehberliğinde üzerinden çalışabiliyoruz. Kapatıyoruz. İşte rezorbe olan dikişlerimiz var. Hastamızı gönderiyoruz. Hatta geçicilerini bile takarak gönderiyoruz. Bizim osteointegrasyon dediğimiz kemik içerisindeki yerleşme ve kemiği sarmalama döneminden sonra da yeniden hastayı üst yapı için davet ettiğimizde bir hafta içinde o bitmiş oluyor. Hocam hangi durumlarda yapıyorsunuz implantı? Şimdi implantın indikasyonu dişsizlik zaten. Yani dişin olmadığı sahalarda yapıyoruz. Bu herhangi bir genç bireyde tek diş eksikliği olabilirken yıllar yılı dişsiz kalmış, proteze mahkum olmuş hastalarda full dişler, full ağız çalışmalar da olabiliyor haliyle. Yani düşünsenize protez takan, takıp çıkmalı bir şeyi gece eski sistem bardağa koyan bir hastaya siz İşte alt üst alt şel implant yerleştirerek tamamen sabit köprülerle sizin benim gibi dişler verebiliyoruz. Yani o kadar büyük bir konfor ki bugünün. Yani artık geceleri protezleri bardağa koyma yok, protezlerden kurtarıyorsunuz. Kesinlikle. Peki geceler dişlerini gıcırdatan hastalara neler uyguluyorsunuz? Şimdi diş gıcırdatma o kadar büyük bir sorun ki günümüzde. Yani ben kliniğe gelen %60-70 hastada bu diş gıcırdatmayı görüyorum. Hatta çocuklarda dahi diyebilirim. Artık metropol hayatında herhalde strese maruz kalmayanımız yok. Yani gündelik hayatta gördüğümüz haberlerden tutun da yolda yaşadığımız her şey stres algısını artırıyor. Çok verimsiz bir uyku oluyor zaten. Çok. Ertesi günü çene ağrısı ve uyuyamamanın verdiği bir stresle kalkıyorlar elbette. Zaten. Hastalar başlangıçta diş gıcırdattıklarını fark etmiyorlar. Uyku halinde oldukları için. Bunu nasıl anlıyoruz? Sabahları kalktığında atipik yüz ve boyun ağrıları, ense kökü ağrısı, işte kola vuran ağrı bile olabiliyor kimi zaman. Birçok şeyle karıştırılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki aslında maset arkasını istemsiz olarak o kadar çok sıkmış ve zorlamış ki diş yüzeyleri düzleşmiş, dişler abraze olmuş, ufalmış, dikey yüz boyutu bile düşebiliyor bu durumda. Yani buna hemen müdahale etmek gerekiyor. Eskiden plaklar ve splintler kullanırdık ama şimdi yine sizin de kullandığınız botulinyum toksinini
Yani botoksu halk ağzında bildiğimiz kadarıyla sadece maset arkasında kullanıp onu bloke ederek fabrika ayarlarına geri döndürüyoruz. Evet hocam. Türk diş hekimliği çok hızlandı. Teknolojiyle çok iyi entegre oldu ve çok güzel sonuçlar çıkarıyor. Bütün bunları bize anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun davet Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi günler. Dop dolu ve öğretici bir programın daha sonuna geldik. Bu programda konuşulanlar bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.